Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 milyon 137 bin lirayla Milas'ta yapımı tamamlanan, bölgenin 25 yıllık ihtiyacını karşılayarak çöplerden oluşan gazdan elektrik enerjisinin üretileceği katı atık düzenli depolama tesisi düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, muhtarlar, sivil toplum üyeleri, temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katı atık düzenli depolama tesisinin açılış töreninde en mutlu ve heyecanlı katılımcılardan birisi olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat şunları dedi. Milas'ta vahşi depolama tarihe karışıyor. İlçemize böyle bir yatırımın kazandırılmış olmasından son derece gururluyum ve mutluyum. Burada ileride çöpten enerji elde edilecektir ve çöpten seracılık ve tarım alanında yararlanılacaktır. İşlevselliğiyle ve gerekliliği ve zorunluluğuyla Milas'a yapılabilecek en önemli ve en öncelikli yatırımlardan birisidir. Gerçekten büyük bir gururla, büyük bir onurla açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis sebebiyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bölgenin hassasiyetlerini ve öncelikleri çok iyi bildiğini ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek şunları söyledi. Ya bu şehirde bir güzellik var. Tabii bu güzelliği sizler içinde yaşıyorsunuz. Belki de farkında değilsiniz ama dışarıdan bakıldığında gerçekten veya gelindiğinde kimsenin ya bu nasıl bir şehir demeyeceği, bu mutlaka bir gün ben buraya gelmeliyim diyerek ayrılacağı bir şehir burası. Çok güzel bir şehir. Tabii biz de bunları projelerimizde mutlaka korumayı ön planda tutuyoruz. Ve bugün açılışı yapılan bu tesis, ben bunu özel kalemim bana böyle bir daveti var dediği an hemen dedim gidiyoruz oraya. Bu tesisin olması ve bunun benzerlerinin olması bize büyük bir güç verdi. Çünkü ben anladım ki benim hedeflerimle Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın hedefleri bir. Aynen burada yazdığı gibi ön tarafta. Muğla bir. Evet. Hedefimiz bir. Muğla bir. Hedef bir. Evet. Bu Muğla'yı güzelleştirmek bizim amacımız. Öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm burada katkısı bulunan herkese üniversitem adına teşekkür ediyorum. Bu bölgenin doğasını bozmadan artı katma değerli ürünler oluşturmak, bütün dünya tarafından gıpta ile bakılan model bir şehir oluşturmak aynı zamanda. 20. yüzyılın sonunda başlayan sanayide ilerlemelerin atık sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da şu ifadeleri kullandı. Yine 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılda atıkların doğaya, çevreye, canlılara ve insanlara zararlı halden yararlı hale dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da bugün geldiğimiz nokta bizim için çok önemli. Milas'ta yapılması, Büyükşehir Belediye'mizin ilk döneminde Milas'ta da yapılıyor olması, açılışını gerçekleştiriliyor olması açısından büyük önem taşımakta. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas'a bugüne kadar 253 milyon liralık yatırım yaptıklarını, ilerleyen süreçte de yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu. Muğla çok büyük zenginliklere sahip ve biraz önce rektörümün söylediği gibi herkes Muğla'da bir yerim olsa da oraya yerleşsem diyor. Gerçekten ormanıyla, deniziyle, mermeriyle, her şeyle Muğla çok mükemmel ama en önemli değeri insanları ve Muğlalılar. Biz gerçekten çok farklı bir kültürel birikimin ürünleriyiz ve örnek davranışlarımızla, hoşgörümüzle, sevgimizle, güler yüzümüzle ve bütün bürokrasiyle ve bugünden itibaren çok daha geniş işbirliği yapacağımız
üniversitemizde ve rektörümüzle birlikte Muğla'nın ihtiyaçlarını ve Muğla'nın hayat standardını bu tür yatırımlarla inşallah çok daha üst seviyeye çıkaracağız. Ve bunu yaparken Seydi Kemer'den Bodrum'a kadar bütün coğrafyada ihtiyacın önemine ve önceliğine göre hepsini teker teker düğümleri çözüp ulaşmamız gereken hedefe hep birlikte ulaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun efendim. Konuşmaların ardından Başkan Osman Gür'ün Milaslı vatandaşlarla açılış kurdelasını kesti. Ayrıca Başkan Gür'ün katı atık düzenli depolama tesisini vatandaşlarla birlikte gezerek yöre halkına tesisi anlattı. Milas'a 17 milyon 137 bin lira yatırımla kazandırılan katı atık düzenleme depolama tesisinde biyobozunur atık azaltımını sağlamak amacıyla kurulacak fermantasyon tesisiyle elektrik enerjisi üretimi yapılacak. Fermentasyon tesisinden çıkacak atık ısının değerlendirileceği tesis alanında sera kurulumu gerçekleştirilecek, artan ısı enerjisinin de bölgede kullanımı sağlanabilecek. Ayrıca tesis alanında karışık atık içinde bulunan ekonomik değeri olan atıkların ayrıştırılmasının sağlandığı ön işlem tesisi kurulacak. Bu sayede atığın miktarı da azaltılarak tesisin daha uzun süre kullanımı sağlanacak.